Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Rentimeter videosuyla karşınızdayız. Hemen aklınıza gelebilir. Görüntü neden yok? Görüntü kamerayla ilgili bir sorun yaşıyorum. Onun dolayı görüntüm yok bugün. İnşallah yakında çözerim büyük ihtimalle. Şimdi birkaç gün geçti bayağı bir. Domuzlarımız ne durumda? Domuzumuz yavrulamış bu arada. O güzel. Nasıl 3 tane lan? Sen cidden toplam 3 tane mi yavruladın? Ve tekrar hamile değilsin. Lan ben yavrulasam daha fazla yavrulardım onu. Ne diyelim? Az. Yani bayağı az. Sinirlendim biraz. Herhalde oyunda en az yavrulan domuz benim domuzum oldu. Bas oğlum bas. Bas oğlum. Evet arkadaşlarım. Dime sus. Yarın bas oğlum bas. Sanırım benim. Gülümseyin. Derim biz. Derim. Gelemiyor musun be? Yazı. İpi koparırım ben de aramızda bağ kopsun dercesine. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Tavuk çiğci çıtım iç. Bu da yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi bize para lazım çünkü paramız 13. Yok derecesine az. Ama avcıya gidelim. Belki avcıda şey görevi vardı lan. Av görevi. 8 et mi istiyoruz? 8 et. Götürsek buradan. 6. Ya olsak. Yani. Bir tane av ölsem, bir tane de kurt ölsem yetiyor. Bana bir ceylan lazım. Geyik de olabilir. Fark etmez. Sonuç olarak bana bir hayvan lazım. Yine de bu bölgelerde gezen. Dört ayağı olabilen. Tabi. Kaçmayan. Kaç sönüm diye geç. Burada bir... Aa buraya dur. Niye yakaladın? Neden kaçamazsın? Sen oğlum gel buraya gel. Ben de öldük. Abi sen de orada öldürmüşsün. Tamam senin mermin yeni yerinde. Böyle bir durum var. Şimdi karşıda ölmüştüm ama onu alacağız mı? Almayalım ya. Daha dipte geç kurt alırız. Yeter kurt. Düze çıktık. Lan diyor. Tamam abi şeytan dinlemiyoruz. Kendi dediğimizi dinleyelim. Almayalım. Aa, üçte mi düz duran etin? İyi lan. O et orada dursun. O eti olur da yoklukta kalırız. Fıntığımız olur. Aha. Aha. Tamam. Başka yok. Keyfimiz yerinde. İki ceylan birden vurduk. Gördün mü? Demek ki şeytan dediğini dinlemeyecek bizim. Boş döner gibi gözüküyorsun ama bakıyorsun kısmetine iki tane birden çıkıyor. Yani iki tane deyip de görme. Şimdi başı 45 dolar yapıyor. Da iyi para. Hani. Ben oyunda bir. Yani paramız olmadığı için iyi para da. Paramız olsa bize hiç para bile değil de işte. Şu an şey değil, biz fakirlik dönemindeyiz. Bir nevi şey gibi aynı. Hani ev faizleri düştü de adam 1 milyonluk eve tutup 1 milyon 250 istiyor ya, o hesaba döndü olay. Oğlum faiz düşürüyorlar, ev fiyatı yükseltiyorlar. Hani bir şey değişmiyor ki. Evi alacak adam gene alamıyor. Sıkıntı ne? Sıkıntı kredi. Şey, ev fiyatları bitiyor. Allah'tan evde oturuyorum da bir sıkıntım yok, öyle bir derdim kalmadı. Allah ev alanından yardımcısı olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Tabi ben bina gibi bir tarz evde oturmayı pek sevmiyorum ama mecburum.
Nasip olur da ileride arsa evim olursa, önünde ufak arsası olsa da olur. İlla ben bir dönüm yok, iki dönüm araziden uğraşmak istemiyorum. 100 metre, 300 metre. Oldum baba. Ne yapacaksın biliyor musun? Mantığın şu olacak. Evinde oturduğun zaman arsana da ister çalış ister çalışma. Akşamüstü işten gelince veya sabah iş çıktığında yarım saat erken kalkıp kapının önüne bir soğandır, maydanozdur, maruldur. Hani böyle yeşilliklerin ektiğin zaman domatesin, salatalığın. Yani insanın karnı acıttığı zaman eline bir yufka ekmek veya normal ekmeği alıyorsun. Ekmeğin domates, o domatesi yesen tarlanda büyüyor. Domatesi inan iyi yemek istemezsin başka. Çünkü onun o kadar lezzet oluyor ki. Anlatılmaz yani. Sonra eti koyalım şuraya. Al diyelim. Kabul et. Al eti. Şimdi, tavşan var bizim daha. Oo, güzel. Lan gitti, büyük küçük etleri almış. Kalleş. Tavşanlar nerede? Genelde burada oluyor tavşanlar ama. Oldu. Senin çiftliği özledim. Sen kaçamazsın. Hiç oturuşun yok. Aslanım gel küçük. Ben şimdi zamanı bitti kızlandırıp şunu çiftliğe bırakıp geleyim. Ya tavşanı yakaladım ama şöyle bir sıkıntı var. Ya tavşanlara bir sıkıntı olmuş. Tavşan yakın. Bir tavşan kalmış. Benim tavşanlar gitmiş. 400 dolar Allah bereket versin. Benim anlamadığım benim tavşanlarıma ne oldu? Benim çiftliğimde tavşanlarım vardı lan. Benim kendi çiftliğimde tavşanlar ne oldu acaba ki? Ya da iki tavşandan fazla tavşan koyamıyoruz mu? Evet, kaçtılar mı? Kaç sene önce kaçacaklar ki? Orada Mayıs güncellemesi var. Mayıs güncellemesinde yıkılan binalardan vesaire tahtalar geri iade ediliyor. Ve ekstra iade hepsi değil tabii de bir miktarı. Ve ekstra olarak hatalar gideriliyor. Araç satışı geliyor. Ve bu tarz bazı yenilikler gelecekmiş. Belli olmayan. Bekleyelim abi, inşallah daha güzel şeyler de gelebilir. Şu aslında bir 15 gün falan kaldı güncellemeye toplamda. Belki 13 günde gelir ama. Yine de 15 gün diyoruz. Yine de aynı sonunda geliyor ya güncelleme 28-30 gibi. Belki bu ay 25'inde gelir. Yeni stamp olmasın. Sana bir yeni tam verelim. Bir fingerine gelsin kardeşim. Yatalım bakalım. Bu arada bugün civcivlerin çıkma günü. Tahmin ediyorum. Tavşanım nerede acaba? Duruyor mu tavşan? Bir tane, üç tane ses çıkıyor ama bir tane var. Bana girmemişler. Büyük de bug'a girdi tavşanlar. Aşağı. Bir bakalım biz bir. Civcivlerimize. Yeni civcivler çıktı mı? Nasıl çıkmadı? Ya tuvalet yaptığı için buradan kapatamıyor. Baga giriyorlar. Bekliyorum. Ya sen şurada yiyin. Salak kesme onu. Bunu tavuk. Yeter ya, bir tane horoz çıkmış iyidir. Yalnızlar. Burada şey yapacağız abi.
Paraya ihtiyacımız yok şu an için. Sadece yapmam gereken şu yemliği dolduracağım. Tamam. Yemlik suluklar sınırı otomatik veriliyor. Ne yapacağız biliyor musunuz şimdi? Burası et yeri olduğu için bunu doldurmak için para kazanmamız lazım. Para kazanmak için de görev yapmamız lazım tabii. Avcı görevlerini yaptık. Diğerlerini yapmıştık. Ne yapalım ya? Bunu metalle dolduralım biz. Peynir değil burası. Et yapacağız buraya. Et deposu olacak karşımda. Böyle bir şey yapsak nasıl olur? Ya şu duvardan başlayalım. Şuradan köşeden. Ha, buraya tam koymayacağım ben. Şöyle koyacağım. Ne koyalım? Olsun. Yedi. Fazla mı oldu lan? 7 tane. Yeter mi 7 tane? Yeter herhalde ya. Yani şu atarım bak. 16. Yani 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. 14 tane tahta gerekiyor bize. 14 tane dediğim de bu arada 14 tane 8'de 10 14 diyor. Etlerimizi arabaya koyarım ben. Bunlar burada dursun. Daha bize sonra lazım olur. Hangisi benzin vardı? Alalım. Ben gidiyorum oduncuya, oduna. O öyle bir şey vardı ama. Oduncu baba odun kesmeye gidiyordu. Bu da az kalmış. Şurayı bir yok edelim mi? Biraz fazla sık geldi ve şurası çoğunluğu buraya yuvarlanacak diye düşünüyorum. keserken de biraz zekice keseceğim bunları. Şöyle yani. Kesip yanında şey yapacağım. Tahtaya çevireceğim. Tam o zaman da yetişiyor bu. Tam mantığı bu şekilde olacak işte. Merak ediyorum bu haritada bütün ağaçlar kesen birisi oldu mu ki? Bütün derken bütünden bahsediyorum. Hepsinden yani. Durup da ben çiftlikte bitirdim demeyin. Komik değil. Bir odun kes, getir, bir daha git. Son 3 tane burada var. Zaman iyi. Çiftliğin girişi komple açılmış sayıda. Çiftliğin etrafını komple çift çevirme diye bir olay var. Onu çevirmeyeceğiz. Çünkü bir sonraki güncelleme bekliyorum. Bir sonraki güncelleme dediğimde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de tahmini. Yani Eylül güncellemesi geldiği zaman çevireceğim çünkü çevirmek gerçekten zor bir iş. Kolay değil. O zaman niye çeviriyorum? Çünkü o zaman güncellemede yeni bir harita girme ihtimali var. Yani bu harita gidecek o zaman. Ben de o yüzden böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yapsam 2 ay sonra 3 ay sonra o harita gidecek bu harita. O da zor bir iş yapıp da gitmesi insanın içine oturur birazcık. Ne yapacağız? Yapmayacağız. O zaman yapacağız bunu da.
Başka bir şey yok aldık. Üç tane mi gerekiyor bize? 8 hatta. 13 olmaz da ya, 14'tü ya 12'dir. 13 olma bir ihtimal yok. Tamam, burası iyi şu an. Bunda da yine biz toplayalım bir araya, ne olur ne olmaz. Tamam oldu, gene yağmur yağıyor. Hayret bir şey ya. Oyunda yağmur yağmadı. Gün yok lan. Sabah kahyoh yağmur. Öğlen kahyoh yağmur. Bu arada like atmayan, abone olmayanlar var. Hepiniz 24 saat yağmur yağsın inşallah. Evet, doğum doğum bilmiyorum. Biz mazut bir tane daha devam edelim bu işin. Biraz kaldı. Şuna da bir çıkmış olacağım ortasından. Kontaya girmeyelim. En azından çiftliğin komple temizlemiş olduk. Acaba komple ağaçlar kessek oyunda FPS ne kadar değişir? Enteresan. Derinmesi lazım aslında abi. Güncellemeye sattık tabi. Biraz bir arabalar satsak, araba alsak. Nasıl da eski hatta neler yapmadığımı hatırlamıyorum ki. En son en üstünde tekne var ya, göl vardı, göl üstünde tekne vardı. O tekne üstünde tavuk beslediğimi hatırlıyorum lan. Tavuklu yaptım onun üstüne en son. Ben de bu haritada da yapacağımız en son o gibi gözüküyor şey. Son çare. Böyle değiş değiş şeyler yapacağız. Sen dur şurada. Yetmeyeceğine emin miyim? %50. Çok az eksik kalacak. Son tane çıkmış. Yani bir depo benzin 10 tane tahta yapıyormuş. 10 çarpı 8'den 80 tane tahta yapıyor yani. Kalas mı diyelim biz ona? Tahta herhalde ya. Biz buna tahta diyoruz ama diğerine dur lan şunu. Şunu da. Tahta vermemiz lazım. Abi biz ona daha demir alacağız lan, demirimiz diyor. Demir alırız abi. Bir. Niye buradan buradan başlayacağım lan? Bu arada 4 tane yaptım. 4 5 tane yaptım. 1 2 tane kaldı herhalde. Evet, 2 tane kaldı. Yani toplam 14 tane gerekiyormuş bu arada. Başka mazot bütünlerimiz boş. Bunları dolduralım bize abi.
Arabaya bakalım da. Arabayı da fullemiş olalım bu sayede. Verikik. Yol üstünde varsa tabi iki tane şeyle anılamak. Neden olmasın? Ha, hava açıyor bu arada. Maaşı burada da. Doldur ve baba. Bülla. Paramız 360. 60 para gitse 300 para kalır. Yeter. Ne tılıyoruz? O görmüyor şu an. Beyaz lazımmış. Daha 60 geçecek bu iş. Yok geçmez geç. Arabanın depo var ya. Doldur arabanın depo. Depo 67, 69, 70'e mi doluyormuş yani? Herhalde öyle bir şey oluyor. Acaba oyunda biz ağaç kesmediğimiz zaman ağaçlar çoğalıp da hiç düşünüyor mu ki? Ya da oyundaki bütün ağaçlar toplayıp da harita çok uzak bir yere mi atıp gez? Farklı farklı şey de geliyor aklıma. Yani olmayacak şey değil, olabilir aslında. Ama denemek gerekiyor tabii öyle. Olur demek de olmuyor. Olabilir. Birine biz gidelim. Hatta şimdi çözerim. Kapının girişine var 3-4 tane onları kesivereyim. Tane 8'i gerekiyor bize. Yok. 1-8, 2-8. 4 tane 8'i gerekiyor. İyi 32 bölü 2 16 tane mi gerekiyor? 16 tane tahttan gerekiyor. Bu arada burada ağaç denen bir şey kalmadı. Yuvarlan ben lan aşağıya. Otların hepsini biçebilsek, daha sonra otlar toplayabilsek. Toplayıp hayvanlara götürebilsek, ne bileyim. Her şeyler ince bir şey ama en azından yapacak bir şey olmuş olur hani oyunda. Sonuncu tahta bu arada bu. X. Önümüzde ağaç varmış. Hiç görmemişim ben.
Görme işime de. O ağacı da görsek daha mı kolay olurdu şimdi? Hadi yatağa gittik, hemen sonunda kalmazdık. Ana, bu tahta eksik. Önündeki bir şey var artık. Vardı. Kaybetmeyelim. Kaybedecek bir daha alma sorun olursa. Şimdi 18'er tane metal lazım. 20 diyelim bak. Kısa matematiğe bak şunu. 4, 5, 6, 7. 20 diyelim. Çarpı 7, 14. 140 tane. 7 idi. 140'tan 14 tane çıkar. 14 yapıyor da. 140, 10 çık, 130. 4 çık, 126 tane bize metal lazım. Bu da çok tabi. Hamile mi sana yine? Hamile yine güzel. Tek senin zamanın geliyor, ben sana söyleyeyim. Gün bugün ya diyerek vuracağım kafana bıçağı. Silah at, ne vurur bilmiyorum da. Kaç yücüm var? Hala biter mi? Oğlum daha ne oldu? Kaldığınız kumesi içine. Bak, acınızdan gebereceksiniz burada bir yerde. Bu kaç kişilik lan? Hala merak ediyorum. 15 karas. 5 tavuk için. Tamam. Hala 4 tane. Tamam dostlar, videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşünüze gittiyse like atmayı. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bakalım.